Kaybetti. Arkadaşlar 16.40 gibi yaşandılar. Uzun süre arama yaptık. İtfaiye, afat ekipleri burada. Uzun süre enkaz altında aramalar yapıldı. Polisler güvenlik önlemi aldı. Kimseyi yaklaştırmadı çünkü bir sessizlik lazımdı. Enkaz altından herhangi bir ses gelir diye. Ancak çok şükür ki enkaz altından başka kimse çıkmadı. Bazı kaçak olarak Suriye'de bir kişi vardı ama çok şükür ki o iddiada yalan çıktı. Yalanlandı. Vardı. Şu anda da yine enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Görüyorsunuz. Bu yoldan arkadaşlar, yoldan geçen yayalar ve araçlar var. İşte onlar enkazın altında kalıyor. Nerede bir benzinlik var. Karanlık olduğu için görünmüyor. İşte o benzinlikte de arkadaşlar yangın sonucunda şu an çevredik binalar boşaltıldı. Çevredik binalar, 21 bina boşaltıldı. Herhangi bir risk olmadığı oralarda araştırılıyor. İki kişi öldü arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Bunlardan biri çocuk. 17 kişi yaralı. Burada da tedavileri devam ediyor. İşte depreme ne kadar hazırlıklıyız arkadaşlar bilmiyorum ama çevremizde böyle binalar görürseniz lütfen bildirin. Yani bizleri arayın, biz gelip haberlerini yapalım. Gerekirse belediyelere bildirin. Yani bu bina yan yatmış bir durumdaydı. Belediye 2 yıl önce tahliye etti ama işte mülk sahipleri anlaşamayınca mülk sahipleri bina yıkılamadı. Evet arkadaşlar, mümkün olduğunca yakın konuşmaya çalışıyorum ben. Biz de gün içerisinde buradaydık. Bütün canlı yayında aktardık sizlere. Şu dakikalarda da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde arkadaşlar. Enkazın altında kimse olmadığı anlaşılınca iş makineleri yanaştı ve şu anda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Saatlerce enkaz altında biri var mı diye arama çalışması yapıldı. AFAD, itfaiye ekipleri buradaydı. Köpekler ve sismik, hem köpeklerle aradılar hem sismik arama yapıldı. Çok şükür ki başka kimse çıkmadı arkadaşlar. Çevrenizde böyle binalar görürseniz, eski, hasar almış, yan yatmış, lütfen bildirin arkadaşlar. Hiç kimse bir şey yapmıyorsa bizleri arayın, bizler haberciler olarak gelelim. Bizler üstümüze düşeni yapalım, haberini yapalım en azından. Ve böyle olaylar yaşanmasın. Bugün binada kimse yoktu ama yoldan geçenler işte o enkazın altında kaldı.